Sayın Başkan, Divan, Milletvekilleri, değerli yurttaşlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi vesilesiyle 2 yıldır görüşmelerin başlangıcındaki bakanların bütçe görüşmelerinin sonunu getiremediğine derinleşen kriz ortamında tanık oluyoruz. Hukuksuzluğa dayalı siyasal istikrarsızlık o denli açık ki bakanlık değişimi bile af talebi ve af kabulü gibi tamamen anayasa dışı kavramlar ile gerçekleştiriliyor. Bu istikrarsızlık nedeni tek kişi projesi olarak baskıcı OHAL koşullarında dayatılan 2017 anayasa değişikliğidir. Demokrasinin olmazsa olmazları kaldırıldı, ortak akla dayalı bütün siyasal karar düzenekleri de silindi. 2018 bütçe görüşmelerinden beri bu acı gerçek devlet kurumlarının işleyişinde asgari dayanışma, eş güdüm ve işbirliği yokluğunda görülmektedir. Bakanlıklar ve bakanlıkların faaliyet alanlarında kurgulanan paralel saray politika kurulları arasındaki kopukluk bütçe görüşmelerinde bir kez daha doğrulandı. Teşkilat politikalarına dahi hakim olamayan atanmış bakanların bu dağınıklığı örtme çabası da bütçe sunuş tarz ve üsluplarıyla gözler önüne serilmektedir. Bütçe görüşmelerinin amacı bakanların propaganda yapması ya da vekillere hakaret etmesi değildir. Haklarındaki suç isnatlarının gündeme gelmesini engellemek amacıyla saldırganlaşan bazı bakanların ve Cumhur İttifakı'nın onlara arka çıkan vekillerinin genel kurul düzenini bozan söz ve eylemleri meclisin bütçe hakkını gasp eden tek kişilik yürütmenin ulusal egemenliğe yabancılığını bir kez daha kanıtlamaktadır. Siyasal, idari, akçasal ve çevresel yetkiler bütünü bir kişide toplanırken o kişinin en yakınındaki birimler darmadağınık durumdadır. Bu sistemsizlik bakanlıkları sarayın idari birimlerine indirgerken kendi birim yöneticilerini bile atayamayan bakanlar muhalefetle çatışmak amacıyla anayasal temeli olmayan bir özgüvenle hesap vermek için geldikleri genel kurulda kendilerini siyasal aktör sanıveriyorlar. Ama şu da bir gerçek, bakanlıklarla saray temsilcileri arasında tam bir kopukluk söz konusu. Aralarındaki tek söylem ortaklığı ise şefe referans, sadakat ve itaat, hukuka ve halka değil. Cumhuriyetin kalbinde yer alan kamu yararı çatısı biatçı bir şahsi bekacılar zümresince yıkılmış durumda. Sadakati hukuka değil, siyasi varlıklarını bir şahsa mutlak biata dayandıranlara anayasa andı ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir cümlesiyle başlayan madde 6'yı hatırlatmak gerekir. Sayın vekiller, devlet yönetimi hukuki yapı ve iktisadi düzen arasındaki ilişkinin merkezinde yer alır. İnsan haklarının ve iktisadi refahın anayasal güvencesi, kuralı koyan yasamanın, kuralı uygulayan yürütmeden ayrı olması, uyuşmazlıkları çözen yargının da bağımsız olmasıdır. Erkler ayrılığını ve yargı bağımsızlığını sönümlendiren, bütün erkleri doğrudan ya da dolaylı olarak uhdesinde toplayan parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütme, iktisadi liberalizme değil ama bir vahşi kapitalizme, bir yolsuzluk ve yağma düzenine ivme kazandırdı. Bunların başında çevre yağması ve kamu ihale kanunu delik deşik edilmesi gelmekte. Bu partizan süreç aynı zamanda kamu hizmetine girmede eşitlik ilkesini ortadan kaldırarak Cumhuriyet'in özünde yer alan fırsat eşitliğini de yok etti. Merkez Bankası'ndan TÜİK'e uzanan uzman kurumları da güdümüne sokarak özellikleri bir yana varlık nedenleri üzerine halkın bilgilenme hakkını bile yok eden keyfi yönetim tıpkı anayasal düzeni yıkmak için yaptığı üzere bekasını da bilgi kirliliğiyle buyurunuz efendim. Budur.
Türkiye'yi tarihinin en büyük ve yaygın yoksulluğuna sürükleyen tek kişilik yürütme, bir zamanlar kendisinden en çok mağduriyet ürettiği Milli Güvenlik Kurulu'nu da araçsallaştırarak ekonomik kurtuluş seferberliği ilan etti. Milli Güvenlik Kurulu'nu ekonomik krize alet eden, ancak anayasal bir kurul olarak üretici ve tüketici temsilciler örgütleri temsil eden Ekonomik Sosyal Konseyi 12 yıldır toplamayan bir anlayışın müsebbibi olduğu felakete çözüm üretebileceği düşünülebilir mi? Adil bir iktisadi düzen ve devlete güven ancak hukuk güvenliğinin ve bağımsız yargının olduğu bir siyasal yapıda geçerli kılınabilir. Bu itibarla sorunların kaynağı olan ve sürdürülemezliği defalarca kanıtlanan tek kişi yönetimini savunan ve yürürlükteki anayasaya bile saygı duymayanlar... Samsun Milletvekili Sayın Neslihan Hancıoğlu. Buyurun Sayın Hancıoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2022 bütçesi üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bankacılık sistemi ve sermaye piyasası sistemi iki ayrı yapıdır. İdari ve mali yönden özerk olması gereken her iki kurumun görevi bu sistemleri evrensel kurallar ile sağlıklı bir şekilde çalıştırmaktır. Ne yazık ki bugünün Türkiye'sinde bu mümkün değil. Sizlere bunu sermaye piyasası özelinde somut bir örnekle anlatmak isterim. Yıl 2013. İktidarın kamu varlıklarını özelleştirme adı altında satıp savurduğu günler. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan illerimizin elektrik dağıtım sistemi 128,5 milyon dolara satılıyor. Kime satılıyor? Çalık Kiler Ortaklığı'na. Şimdi gelelim bu yılın Kasım ayına. Bu ortaklar Kasım ayında şirketteki kişisel haklarını yaklaşık 1/5'ini halka arz yöntemiyle sattılar. Biz kamuoyunu aydınlatma platformuna yapılan bildirimden şunu öğrendik. Ortaklar bu satıştan 1 milyar 474 milyon lira kazandı. Yani 8 yıl önce bugünün parasıyla %100'ü için 1 milyar 200 milyon lira ödeyen ortaklar aynı hisselerin yaklaşık 1/5'ini şimdi 1 milyar 474 milyon liraya sattılar. Aynı sistem, aynı altyapı. Hadi abone sayısında biraz artış olmuş olsa şirketin değerini katlayacak seviyede bir artış yok. Nasıl olduysa şirketin değeri 128 milyon dolardan 760 milyon dolara fırlamış. Aradaki fark 630 milyon dolar. Hadi diyelim altyapıyı yenilemek için her yıl 20-30 milyon dolar harcandı. Bu yatırım harcaması bile 630 milyon dolarlık değer artışını izah edemez. Değerli milletvekilleri, hukukçu arkadaşlarımız şu tanımı çok iyi bilir. Sebepsiz zenginleşme. Şimdi soruyorum sizlere, özetlediğim bu olay tam da bu tanıma uymuyor mu? Aslına bakarsanız bu zenginleşmenin perde arkasında bazı sebepler var. Altyapısı kurulu, geliri belli, gideri belli, abonesi hazır. Elektrik dağıtım sistemi yok pahasına satılıyor. Sistemi alan ortaklar ikinci vurgunu da hisse satışı üzerinden yapıyor. İzin ve onay merci olan sermaye piyasası kurulu da işte bu vurguna çanak tutuyor. Şimdi diyeceksiniz ki her şey kitabına uygun. Mevzuat ne emrediyorsa öyle yaptık. Doğrudur. Mutlaka kitabına uygundur. Uymuyorsa da uydurulmuştur. Ya da en kötü ihtimalle İçişleri Bakanı'nın dediği gibi sen yık, mahkeme kararı arkamızdan gelsin denmiştir. Bugün Türkiye'nin başına musallat olan şey işte tam da bu yaklaşımdır. Kul hakkına göz dikmenin, emeği ve alın terini gasp etmenin meşru hale getirildiği, hukukun ayaklar altına alındığı, devletin kurum ve kurallarının bu tür işlere alet edildiği bir düzen kuruldu. Ve o düzen şimdi ülkemizi bir bilinmezliğe, bir felakete sürüklüyor.
Böyle bir düzende ne sermaye piyasasında ne de bankacılık sisteminde adil, eşitlikçi ve evrensel kurallar işletilebilir. Böyle bir düzen ancak vurguncuyu, talancıyı, tefeciyi ihya eder. Onlara hizmet eder. Değerli milletvekilleri, böyle bir anlayışın gölgesinde hazırlanan bütçede doğal olarak vatandaşın değil, tefecinin, vurguncunun yüzünü güldürür. Bakın, bütçe teklifi ne zaman hazırlandı ve meclise sunuldu? 16 Ekim. Bugün 9 Aralık. Aradan geçen 55 günde Türk lirası %40'ın üzerinde değer kaybetti. Devletin, özel sektörün ve vatandaşın sırtındaki borç yükü katlandı. 55 gün önce yapılmış olan bütün hesaplar bugün alt üst oldu. Hesabı geçtim. Bu bütçeyi uygulayacak olan bakan bile koltuğundan oldu. Bu iktisarsızlığın, bu öngörüsüzlüğün, bu hesap bilmezliğin bedelini milletimiz ödemek zorunda değildir. O yüzden hemen seçim, derhal seçim diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Adana Milletvekili Sayın Orhan Sümer. Buyurunuz Sayın Sümer. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe teklifi üzerine söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı'nın esnafı koruması, rekabeti sağlaması, ihracatı artırması, üretimi ve üretici desteklemesi gerekir. Peki Ticaret Bakanlığı 2021 yılında 7 milyar liraya yaklaşan bütçesiyle ne yaptı? Yandaş şirketler üçer beşer kamu ihalesi alırken rekabeti korumak yerine bu duruma seyirci kaldı. İhracatı artırmak yerine ithalatı destekledi. İthalat öyle bir noktaya geldi ki buğdayın keşfedildiği Anadolu topraklarından değil yurt dışından ithal gelmeye başladı. Küçük esnaf kan alıyor, şehirlerin kalbini, kültürünü oluşturan caddelerde dükkanlar ya kiralık ya da satlık. Memleketim Adana'nın en işlek caddesi Hali Bey ne yazık ki bu durumda. Bu caddeler tam 40 yıldır Adana'da Gazipaşa, Atatürk Caddesi, Yapaşa. Maalesef geldiği durum bu. Esnaflar ya can çekişiyor ya dükkanlarını satlık ya da kiralık yapıyorlar. Her ay on binlerce iflas ediyor. Bu durum Ticaret Bakanlığı'nın seyirci kalmaması lazım. KOBİ'lerin borçlarına erteleme gelmeli. Esnafların ticarete devam edebilmesi için bakanlık eliyle karşılıksız ve geri ödemesiz destekleme sağlanmalı diye defalarca uyardık. Ticaret Bakanlığı oralı bile olmadı. Meğer bakanlık kendi ticaretiyle uğraşıyormuş. Kendi şirketlerinden yine kendi bakanı olduğu bakanlığa dezenfektan satanların kurdukları ticari ilişkiyi AKP iktidarıyla bu ülke gördü maalesef. Değerli milletvekilleri, bu fotoğraflar ne yazık ki AKP iktidarının Ticaret Bakanlığı'nın bütçe anlayışının özetlemesidir. Yıllarca çalıştırdıkları dükkanları iflas ettiği için, ticari hayatları sona erdiği için, evine, çoluğuna, çocuğuna ekmek götüremediği için intihar eden onlarca esnafımızın durumu maalesef. Bunların vebali de AKP iktidarının sırtındadır. Ticaret Bakanlığı'nın Sayıştay raporlarına baktığımız zaman da ne yazık ki birçok usulsüzlük tespit edildiğini görüyoruz. Kamu ihale kanununun ihlal edildiğini, 5 ihalenin yandaş şirketlere usulsüzce verilerek tam 3 milyon 137 bin lira ödendiğini, ihracatçılar meclise hesabından 45 milyon lira harcandığını, bu harcamanın da bakanlık hesabında olmadığını, sadece konaklama giderine 1 milyon 380 bin lira ödendiğini, bakanlık makamının mal ve hizmet alımları için 3 milyon 760 bin lira ödendiğini, bütün bu harcamaların usulsüz olduğu Sayıştay raporlarında tespit edilmiş durumdadır. Değerli milletvekilleri, iktidar ihracatımız artıyor. Dövizin yükselmesi önemli değil. Ekonomi şahlanıyor. TÜİK rakamlarına göre büyüyoruz diyor. Oysa hepsi yalan. TÜİK'in de sayın sanayin sözcüsü olduğunu, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyareti sonrası tüm Türkiye görmüştür. Enflasyonu düşürdük. Gelişmişlik seviyesi yüksek. Ticareti artan tablolara gösteren TÜİK'in açıkladığı hiçbir verinin inandırıcılığı kalmamıştır. Onun için Sayın Bakan artık ticaret verilerini açıklarken lütfen TÜİK'i referans göstermeyin.
Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yıl için 8,5 milyar lirayı bulan bütçesinden hiç faydalı bir şey yok mu dersek maalesef yok. Ne yazık ki cevabını vermek zorundayız. Tabii bu durum saray müteahhidiyseniz, iktidar yandaşıysanız daha farklı oluyor. Sayın Bakan, Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde bakanlığa ayrılan bütçenin 6,5 milyar lirasını ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kolaylaştırılması için harcayacaklarını söylemişti. Buradan soruyorum. Siftah yapamadığı için intihar eden esnaflarımız için ne yapılacak? Ticaret durma noktasına gelen KOBİ'lere hangi destek sağlanacak? Borcunu ödeyemeyen üreticiye hangi kolaylıklar sağlanacak? Yoksa ticaret yine saray ve çevresinin istediği gibi şekillenecek? Hep beraber göreceğiz. AKP iktidarının ülkemizi sürüklediği ekonomik krizden en çok ticaretle uğraşan kesim etkilenmektedir. Öyle ki birçok sektör ne yapacağını şaşırmış durumda. Ticaretini askıya almış, piyasaların normale dönmesini bekliyor. Türkiye'de o kadar güvensiz bir ortam yaratıldı ki ekonominin kitabını yazdığını ifade edenler ne zaman konuşmaya başlasa ülke olarak daha da fakirleşiyoruz. Ne Türkiye ne de milletimiz bu basiretsiz yönetimi hak etmiyor. Değerli milletvekilleri, meclise sunulduğu günden bugüne yükselen döviz kuru nedeniyle 45 milyar lirası eriyip giden bu bütçe halkın değil saray ve yandaşlarının bütçesidir. Ucuzluğu ile meşhur zincir marketlerde dahi zam üstüne zaman geldiği 3. dünya ülkelerinde olduğu gibi. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim başkanım. Her köşe başında fakirlik kuyruklarının oluştuğu, taneyle zeytinin, bardakla yağın, yarım simidin satılmaya başlandığı, öğretmenlerin atanmadığı, çiftçinin ekemediği, asgari ücretlerin açlığa terk edildiği, emeklinin, EYT'linin, memurun derdine sırt çevrildiği bu düzeni yaratan AKP iktidarının yaptığı son bütçe olmasını diliyor. Sarayların değil sokakların talebine cevap verip derhal seçim kararı almasını gerektiğini hatırlatıyor. Rantın ve talanın bütçesine ait diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Hatay Milletvekili